Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Makarna tarifi. Niye veriyorsunuz bunu derseniz. Benim oğlum yurt dışında okurken makarna yapmışlar arkadaşıyla. Arkadaşıyla birlikte anlattılar. Çok güldük. Ben onlara makarna yapmıştım. Makarnayı suya, soğuk suyu koymuşlar. İçine makarnayı atmışlar. Hamur olmuş, yiyememişler. Anne dedi, benim gibi öğrencilere atarsan hani öğrenciler de öğrenmiş olur dedi. Böyle bir video çek dedi. Onun için çekiyorum. Çok basit bir şey. Bir paket makarnaya ihtiyacımız var. Ve su. Tenceremize suyu koyuyoruz arkadaşlar. Biraz çok su koyun. Suyumuzu koyduk. Şimdi bu suyu ocağa alıyoruz. Suyumu ocağa koydum. Ağzını kapatıp kaynamasını bekleyeceğim. Suyum kaynadı. Böyle fokur fokur kaynayacak. Yarım yemek kaşığı tuz atıyoruz. Bakın tuz daha kaynattı. Şimdi makarnamı döküyorum arkadaşlar. Bakın bir paket makarnayı içine boşa atıyorum. Ve tahta kaşıkla karıştırıyorum. Bir kaynasın, tekrar karıştıracağız. Bakın arkadaşlar, kaynamaya başladı. Bir daha karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz? Yapışmasın diye. Yani sıvı yağ falan dökerseniz dökün ama gerek de yok. Basit bir makarna tarifi. Şimdi bunu kutusunun üstünde, makarnanın paketinin üstünde ne yazıyor? O dakikaya dikkat edeceksiniz. Benimkinde 8 ile 10 dakika yazıyor. 8 dakikada yaparsanız al dente olur. Onu hani makarna sosunun içinde bir daha çevirirseniz al dente yaparsınız 8 dakikada. Üzerine peynir yapacaksanız, ketçap dökeceksiniz. O zaman da 10 dakikada haşlayın. Şimdi 10 dakikayı bekliyorum ben. Arkadaşlar 10 dakika oldu makarnam. Süzüyorum. Makarnamız hazır. Bunu nasıl yapacağız diye düşünürseniz benim farklı makarna tariflerim var. Yukarıda o işaretlediğim yerde oraya bakın. Orada değişik makarna sosları var. Pratik yapılan soslar var. Onlardan yapabilirsiniz. Üzerine peynir atıp yiyebilirsiniz. Tereyağı gezdikten sonra. Tereyağı gezdireceksiniz. Üzerine bir de peynir atacaksınız. O zaman da çok nefis olur. Ben farklı farklı tarifler yapıyorum, makarna tarifleri. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.